Bekleyin. Afiyet olsun. Evet, köpeklerimiz hem mamayla hem makarna ve ilikli kemik sularıyla besleniyor. Tabii ki mamaya da katıyorum kemik suyu. Elimden geldiğince kışta üşümesinler diye uğraşıyorum. Of, kadife. Her yerin salyası olmuş kaptanın. Ya bu nasıl bir yemek yemek abi? Allah aşkına ya. Vallahi tuhaf bir hayvan bu ya. Buna daha derin bir kap alacağım arkadaşlar. Anlaşıldı. Kürek gibi ağzıyla yarısı dışarıda kalıyor. Şuna bak. Sakin, parmaklarımı götürme bak ha. Bunun sağ solu belli olmaz. Ben hayatımda bu kadar yemeğe düşkün bir hayvan görmedim. Yani kör boğaz şunları zannediyordum. İngiliz buldu. Farklı bir boyut arkadaşlar. Kofik! Bak, güme gitme. Güme gitme Kofik. Kaptan ölümüne yemek savunuyor arkadaşlar. Ölümüne. O yüzden çok dikkat etmem lazım. Yani kocaman ağzı var. Allah göstermesin, kafasını ağzına alıverir. O yüzden gözümü dört açıyorum. Bak çekil. Hırsızlık ya. Siz de çabuk yiyin hadi. Kadif en yavaş yiyen çıktı ya. Git. Kofik. Hayır. Otur oraya. Bekle. Al bir tane veririm ben sana. O kadar canın çektiyse. Kofi başka türlü arkadaşlar zapt etmek zor. Biraz rüşvet vermem gerekiyor. Yani oturup sağlıklı beslerse, düzgün şekilde beklerse ödül veriyorum. Bu arada evet, çekil. Çekil. Kaptanın olayı bitmiş. Bekle. Çekil. Evet. Şunları bir kontrol altına alayım. Sıkıntı. Evet arkadaşlar. Benim küçük kelebeğim Kadife'm kızana geldi gene. Ama yine umutsuzum. Ve kokuyu arkadaşlar kaptan çok pis aldı. Gördüğünüz gibi hayatında ilk defa kızandaki köpek kokusu aldığına eminim. Kadife kesinlikle istemiyor arkadaşlar. Kesinlikle istemiyor. Yani tahmin red var. Zorbalık yapacağını pek sanmıyorum ama yaparsa kızarım, biliyor. Artık kaptanla aramızda bir itaat söz konusu. Lafımı dinliyor. Ama dediğim gibi bazı şeylere bak, istemiyorum diyor. Kaptan, eşeklik yapma. Yani erkek köpekler bazen zorbalık yapabilir arkadaşlar. Dişilere karşı. Ama zannetmiyorum. Kaptan dediğim gibi ilk defa dişi görmüş gibi adeta. Çünkü daha önce anlamadı. Bu arada yani Kadife kızana geleli bayağı oluyor arkadaşlar. Muhtemelen Kofik'le çiftleştiler. Bu arada Kofik'in ot yediğine bakmayın. Aylardır ilk defa ot yerken görüyorum onu. Bu belki ihtiyacı olan bir ottur. O yüzden karışmıyorum çok. Kofik bak ne güzel yemiyordun oğlum. Gene başladın. Yani bayağı bir iyi olduydu Kofik arkadaşlar. Çünkü çok gezdirdim. Dikkatini çok dağıttım. Bak istemiyor. Sen hala zorluyorsun ama. Kaptan. Razı etmeye çalışıyor arkadaşlar ama edemez. Çünkü boyut farkı çok fazla. Ki garip olan bir şey daha var. Kadife Kofi'ye karşı şey yani istekli. Kaptan tabii ki yabancı bir erkek. Ona karşı isteksiz. Yani kızım şey değil öyle herkese kuyruk sallayan bir dişi değil. Ama kaptan da istekli tabii. Bir şeyler olur belki diye umut ediyor. Arkadaşlar inanın hiç yavru istemiyorum gerçekten. Yani zaten benim sahip olduğum köpekler belli. 4 tane köpeğim oldu. Gerek yok. Olursa bakacağım. Olmazsa da hiç umursamayacağım. Kadife zaten 6 yaşına geldi arkadaşlar. Yani 6 yaş ciddi bir yaş. Dolayısıyla da sıkıntı. Şu anda kaptan ne yapacağını bilmiyor.
Acaba diyor zorbalık mı yapmalı? Bak oturdu. Bu kesinlikle istemiyorum diyor. Kızın sırtını full salya yaptın yalnız. Yani. Full salya yaptın. Ceza ile bile oynamıyor bakın. Normalde şimdi ceza ile oynaması lazım burada. Ama oynamıyor. Aklı farklı şeylerde. Çünkü bir yaş civarı bir erkek. Dolayısıyla da libido artık coşmaya başladı. 2 yaşında zaten psikopat olurlar. 3 yaşa doğru ağırlaşır. Bakalım. Çezo, kızım, ne yapıyorsun? Hı? Çezo da iyi. Aynen. Hayata devam. Hadi bakalım. Evet, kaptan kokuyu aldı. Kadife'yi biraz taciz ediyor. Ama Kadife kesinlikle istemiyor. Yani diyor zaten kocamansın. Yani hayvan gibisin. Benim gücücük kızım senin ayı bedenine dayanamaz. Tipe bak ya. Kız kızım şuna. Kız. Yani kızdı baya. Sanıyorum çiftleşme oldu arkadaşlar şeyle. Kofik'le. O yüzden de artık Kadife tatmin olmuş durumda. Bak. Ha, bir şey gördü. Ceza. Bak kızıyor. Aa. Aha, Ceza da düşman gördü. Hadi bakalım. Evet, uzun zamandır parka getirmiyordum canları. Bakalım ne alemdeler. Kofik hala otuyor mu? La oğlum bak, o kadar alan varken niye benim dibimde oynuyorsunuz? Şşş, tamam sakin. Ayı gibi değil. Gel. Bazen oyunu ciddileştiriyorlar arkadaşlar. Yani bunu kim yapıyor biliyor musun? Kaptan yapıyor. Ceza'dan üstün olduğunu düşünüyor ama hiç öyle bir şey yok. Yani Ceza'nın umurunda değil böyle şeyler. Görüyor musun dişleri? Bu biraz oyundan çok hiyerarşi belirleme oyunu gibi öyle düşüyor. Yani oyunla karışık ilişkiler bunlar. Tamam mı kızım, sen akıllısın hadi. Sen ona şey yapma, o senin kardeşin, küçük daha. Değil mi lan? Gel. Gel. Bu da benim hanımefendim. Bu benim hanımefendim arkadaşlar. Şu anda bizim teyzemiz. Deyze! Deyze, senin o kafanı öperim Deyze. Tipe bak. Tabii çamurlu tırnaklarını da ne güzel koydun. Neyse, o ne yaptı? Niye oraya koştu öyle? Bir şey gördü herhalde ya. Neyse. Aha, top buldu. Sıçtık. Top mu lan o? Ne o? Bırak bakayım onu. Oo, bu bir kavga nedeni. Kusura bakmayın. Bunu yok etmem lazım. Da dursun da birinindir belki, alır. Şimdi anormal bir şey. Bırak kızım. Ceza boş ver. Ceza top takıntılı. Şimdi o top bu kavgaya neden olur arkadaşlar. Çünkü kaptan da bir top manyağı. Onu anladım. Aşırı derecede hem de futbol top vesaire. Bununla ancak yalnızken oynayabiliriz. Çünkü hepsinde şey var. Obje kıskanma var. İkisinde özellikle. Bir şey dikkatinizi çekti mi? Maşallah diyeyim diyecektim. Ha, gene yemeye başladı gerzek. Kaç ay oldu gelmiyoruz. Bak hemen gelir gelmez ota daldı ya. Anlamıyorum ben bu köpeği ya. Neyse, ne halim varsa gör. Ne yapayım? İhtiyacım var ki yiyorsun. İhtiyacı da yok aslında arkadaşlar. Pikasal ya. Tamamen pikasal. Neyse. Evet. Yavaş. Boka girmeyin. Evet arkadaşlar, bugün eski bir mekana geldik. Kaptanın ilk gelişi buraya. Ha, gönderdi zaten yükünü hemen. Bura benim dedi. Ceza buranın eskisi. Kadife de burayı tanıyor. Burası bizim evin arkasında böyle kapalı bir alan. Hava eksi derece, böyle güneşli gözüktüğüne bakmayın. İğrenç kuru bir soğuk var. Biraz burada takılsınlar. Mekan farklılığı iyidir arkadaşlar köpek bakımında. Biraz iyice kokuları alsınlar. Ceza zaten araştırıyor, taraştırıyor. Hatırlıyor çünkü eskiyi. Oh, garibanım. Tayyar Arım'ın da buralarda gezdiği günler vardı biliyorsunuz. İyice takılsınlar.
Elinizden geldiğince arkadaşlar mekanları değiştirmeye bakın. Yani her zaman da değiştirmeyin, sık sık değişmesin. Mesela atıyorum 2 hafta bir yere gidin, 1 hafta bir yere gidin. Böylece köpekleriniz sıkılmaz. Çekil Kofik! Rahat bırak. Kadife sıçarken ve işerken Kofik asla rahat vermiyor arkadaşlar. Çünkü kızanda. İşin garip tarafı ne biliyor musunuz? Kaptan algılayamadı arkadaşlar. Ona şaşırıyorum. Kadife'nin kızanını algılayamadı. Yalnız bu sıralar arkadaşlar köpeklerde bir değişim var. Yani şeyde değişim var. Kaptanda. Ceza da orada bitiriyor işini. Burada her yer dışkı arkadaşlar. Burada alamıyoruz. Çünkü bir sürü kişi geliyor. Yani biz ne kadar alsak da pisleniyor yani. Kuruyor, karışıyor, gidiyor doğaya. Ama burası insanların geldiği bir yer değil. Burası böyle köpeklerin takıldığı bir yer oldu. Şu okulun, okula ait bir ormanlık alan burası. Her neyse. Arkadaşlar ne değişiklikler var ondan bahsedeyim. Kaptan ağırlığını göstermeye başladı. Bir bully ırkı olmasının verdiği şey farkı göstermeye başladı. Kaptan! Kaptan gel oğlum! Gel oğlum! Kaptan! Aferin! Bunu nasıl gösteriyor? Özellikle arkadaşlar Ceza'ya karşı böyle bir şeylik var. Ne derler? Zorbalık yapıyor. Yemek konusunda acayip şeyli. Bir de Kofi'yi gözüne kestirdi bu sıralar. Kofi'nin mesela fazla Kadife ile ilgilenir, böyle taşkın davranışlar yaparsa Kofi'ye karşı böyle bir hafif saldırganımsı gibi olur oldu. Ben engelledim. Dengeyi sağlamak benim işim çünkü. Yani bunu engellemezsem büyük sıkıntı arkadaşlar. Çünkü daha henüz 1 yaşında, dediğim gibi daha karakterini ortaya koymamış bir köpek. Yani biz bu köpeğe ne uysal diyebiliriz ne bir şey. Daha henüz olayları yeni yeni anlayan bir köpek. Ve arkadaşlar şey yapmıyor yani. Ne kokusu aldın bakayım oğlum? Ne o? Çekil bakayım. İdrarın kokusunu almıştır muhtemelen. Buna dikkat etmem gerekiyor. Mesela yemekten sonra Ceza'ya dalmalar, dalmaya çalışmalar böyle şakayla karışık, oyunla karışık böyle. Ben engelliyorum. Ondan sonra ne bileyim, Ceza da şöyle bir şey, şimdi Ceza buna karşılık verir arkadaşlar. Ama ben Ceza'ya bir kere kızdım. Ondan sonra Ceza benim lafımı dinler. Tamam mı? Dinlediği için de buna karşı pasif bırakıyor kendini. Yalnız bu pasif bırakmasını bu kullanmaya başladı. İzin verirsem de durum daha kötüye gider. Niye? Çünkü arkadaşlar Ceza'nın ısırığı gerçekten hasar verici bir ısırık. Yani öyle basit değil. Böyle gözüktüğüne bakmayın, kurtlar felaket ısırıyorlar arkadaşlar. Isırdığı yer yırtılıyor. Zaten derisi çok sıkı. Yani öyle kalı şey bir derisi de yok. Ne derler? Böyle kürklerin koruduğu bir derisi yok. Ya kalın derili ama şey olarak ince. Yani zaten öyle bir şey hayatta izin vermem de. Dediğim gibi arkadaşlar, o yüzden biraz dikkat etmem gerekiyor bazı şeylere, dengelere. Yani birden fazla köpek olmasının sorunu bu. Bir sorun daha çıktı ortaya. Mesela 4 köpek gezdiriyorum ya. Sevmedikleri bir köpek geldi atıyorum. Ceza saldırıya geçti. Kaptan onu taklit ediyor. Daha da kötüsü, Kofik zaten taklit ediyordu Ceza'yı. O konuda Ceza onu kötü etkilemişti. Şşt, Kofik! Ne yapıyorsun? Kadife'nin şeyini, idrarını topluyor. Muhtemelen. Şöyle arkadaşlar, birbirlerine dönüyorlar. Birbirlerine dönme diye bir şey vardır köpeklerde. Böyle bir anda yanındaki köpeğe dalar. Yani bu bağ ile alakalı değil, bu köpeklerin doğasında olan bir şey. Şarjımız bitiyor. O yüzden arkadaşlar bu da bir sorun bizim için. Ama hallolmayacak bir şey değil tabii ki. Ceza! Ceza! Kızım! Aferin kızıma. Tipe bak tipe. Babaşının güzel prensesi. Babaşının güzel prensesi. Ceza biraz zayıflamıştı arkadaşlar. Yeni bir, biliyorsunuz şuna bakın, tüyleri falan döküme girdi. Yeni bir şey yapıyorum. Ne denir? Menü şey yapıyorum, ayarlıyorum. Gel. Mamanın yanında bir de bunlara et suyu, makarna, ekmek ne varsa veriyorum. Sadece bunlara da veriyorum. Sokak köpeklerine verdiğimiz şey bizim bu. Ne oldu? Ne oldu yavrum? Ne oldu bebeğim? Ha? O yüzden arkadaşlar biraz kilo almasını istiyorum ki alıyor da. Ya kurt da ince yapılı. Buldoklar gibi değil arkadaşlar. Buldoklar top aç. Kaptan! Pişt! Kaptan!
biraz özgür yapılı. Ben bunu arkadaşlar alıp şey yapmam gerekiyor. Ne derler? Birazcık eğitmem gerekiyor. Temel itaat alması gerekiyor. Temel itaat almazsa çünkü sıkıntı. Pişt pişt. Kofik. Dediğim gibi kadifenin kızanını hissetmemesi çok büyük değişik bir şey. Bunları kıskanıyorlar, biraz kıskanıyor. Ama herhangi bir sıkıntı durumda ben müdahale edeceğim. Başka çare yok. Kaptan gel hadi. Ceza. İtaat konusunda en sağlam ceza arkadaşlar. Kadife de öyle de cezanın bir olumsuz huyu var. Sevmedi köpeklere çok sıkıntı ya. Yani kadifede o yok mesela. Onu seviyorum o açıdan. Kaptan! Pişt. Kofik! Kaptan! Gel! Gel! Koş 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 koş! 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 Aferin oğluma! Gel! Gel! Gel 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 benim topaçım, gel gel gel! Gel topaçım benim! Topaçım! Topaç! Kaptan! Topaç kaptan! Aferin sana! Gel! Alışacak! Umut vaat ediyor. Yani çok şey değil. Yeni geldikleri mekan tabii ki biraz dikkatlerini çekiyor. Bizim karayolu çocuk nerede? Şu kısırlaştırma olayı kafamda. Çok masraflı arkadaşlar. Bir de kolay bir şey değil. Şey açısından, köpek açısından öyle herkesin yapabileceği bir şey değil. Cezanın kısırlaştırılması gerekiyor. Gerçi bu ikisinin çiftleşmesi imkansız arkadaşlar. Ben size değil. Yani. Bir şey dikkatini çekiyor. Neyse Allah'tan kulakları çok iyi duyuyor. Buna da şükür. Çünkü arkadaşlar...